eğer başına türlü belalar, musibetler, sıkıntılar, sarsıntılar, fitneler, fesatlar, felaketler, facialar geliyorsa, evvela senin Allah ile münasebetlerin bozuk. Allah ile münasebetlerimiz bozuk. Yalan söyleyen adamın Allah ile münasebetleri bozuk. Karşılıksız çek veren tüccarın 10 kere hacca gitse bile vallahi Allah ile münasebetleri bozuk. Gıybet edenin Allah ile münasebetleri bozuk. Haram yiyen adamın Allah ile münasebetleri bozuk. Haram yiyen adamın duası kabul olması mümkün değil. Hadis-i şerifi arz edeyim. Efendimiz buyurur ki, رَجُلُنْ يَرْفَعُ يَدَيْهِ اِلَى السَّمَاءِ Bir adam düşünün, elini semaya, gökyüzüne kaldırmış dua ediyor. Ya Rabbi, Ya Rabbi, ey benim Rabbim şunu ver, şunu istiyorum, şunu yap, şunu şöyle et diye Allah'tan istiyor, dua ediyor. يَرْفَعُ يَدَيْهِ اِلَى السَّمَاءِ Elini gökyüzüne kaldırmış. وَلَاكِنْ مَطْعَمُهُ haram, مَشْرَبُهُ haram, مَلْبَسُهُ haram, فَاَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَالِكَ Dua ediyor ama yediği lokmalar haram, içtiği meşrubat haram, sırtına giydiği elbise haram, bu adamın duası arşa çıkmaz, Allah'a ulaşmaz diyor. فَاَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَالِكَ Nereden bu adamın duası kabul olacak? Niye dualarımız kabul olmuyor görüyorsunuz? Ne yediğimiz belli, ne içtiğimiz, ne aldığımız belli, ne sattığımız, haramlarla iç içeyiz, günahlarla kucak kucağa yaşıyoruz. Konuştuklarımızın doğru mu değil mi farkında değiliz. Aldığımız, verdiğimiz muameleler helal mı, haram mı farkında değiliz. Çocuklarımıza sahip değiliz, kızlarımıza sahip değiliz, evimize sahip değiliz, daha televizyona bile sahip değilsiniz. Televizyona sahip olmak demek, o makineye sahip olmak değil, onun düğmesine, onun programına, çocuklarına sahip değilsin. Nereden duan kabul olacak? Rabbimiz ferman ediyor. وَاَمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا Ayet Sure-i Taha'da. Başka? يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا كُوْ اَنْفُسَكُمْ وَاَهْل۪يكُمْ نَارًا Ey müminler, ey iman cevherine sahip olan kullarım, buyur ya Rabbi, ku enfüseküm, nefsinize sahip olun, kimliğinizi koruyun, kişiliğinizi koruyun, varlığınızı koruyun, haramlarla, günahlarla bütünleşmeyin, birleşmeyin, haramdan kaçın, günahtan kaçın, fitneden kaçın, fesattan kaçın, şeytandan kaçın, şehvetten kaçın, şerden kaçın. Ve ehliküm, ehli iyalinizi koruyun, ehli iyalinizi kollayın, onları cehenneme gitmekten, onları azaba düşmekten koruyun, cehenneme göndermeyin çocuklarınızı, ateşe göndermeyin çocuklarınızı, şeytana teslim etmeyin çocuklarınızı, televizyon karşınızda tedbirinizi alınız, tedarikli olunuz, dikkat ediniz, ey müminler kendinize ve çocuklarına sahip olunuz. Bakın bunlar hep Kur'an ayetleri bunlar. Hep bunlar Kur'an ayetleri. Kur'an hükmediyor, Kur'an emir veriyor, Kur'an sınır gösteriyor, hedef gösteriyor. Ey Müslüman, 15 yaşını ikmal etmiş çocukların varsa, kızın varsa, oğlun varsa, gelinin varsa, evinde misafirin varsa, sen sabah namazına kalktığın zaman onları da sabah namazına teker teker kaldırmıyorsan vallahi sorumlusun. Allah ile münasebetlerin bozuk demektir. Nerede bizim insanlarımız, nerede bizim hacılarımız, nerede bizim hocalarımız, nerede bizim sorumlu insanlarımız,